Namık Kemal'e ait tiyatro eserleri ve eser özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser dışta kalır demiş. Bakalım özelliklere. 15 perdelik en büyük tiyatro eseri olup konusunu tarihten alır. Eser baştan sona birçok tarihi olay ve bunlara bağlı hitabet tarzı konuşmalarla doludur. Celalettin Harzem arkadaşlar. Bu oyunda anne ve baba baskısıyla tanımladıkları, sevmedikleri kişilerle evlenmek zorunda kalan genç kızların acıklı durumları anlatılır. Zavallı çocukta anlatılır. Kuşatma altında bulunan bir kalenin fedakarlıklarla bir kurtuluşunun anlatıldığı oyundur Vatan Yahut Silistre. 2 ile 5 boşta kalıyor arkadaşlar Karabela ve Akif Bey. Karabela'nın özelliğine baktığımızda Namık Kemal'in en zayıf eseri kabul edilen tiyatro eseridir. Eserde sarayın iç yüzü anlatılmak istenmiştir. Akif Bey'de bir deniz subayının ahlaki yönü zayıf olan bir kadınla evlenmesi ve bununla birlikte gelişen olayların aktarılmış olduğu bir eseridir Namık Kemal'in. 2 ile 5 doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İkinci meşrutiyetin ilanından sonra gelişen yeni edebiyat akımı ile birlikte nokta nokta döneminde öyküde toplumsal ve siyasal sorunlar işlenmeye başladı. Türkçenin yabancı sözcüklerden temizlenmesi, yazımda konuşma dilinin hakim olması, taşra yaşamanın gerçekçi bir üslupla edebiyata taşınması gibi özelliklerle bilinen bu dönemde nokta nokta Türk öykücülüğünde nokta nokta ile yeni bir çığır açtı diyor parça. Milli Edebiyat döneminden bahsedilmektedir arkadaşlar. Buraya Milli Edebiyat dönemi ifadesinin gelmesi gerekmekte. Milli Edebiyat döneminde hikaye türünün önünü açan isim Ömer Seyfettin'dir. Şuraya Seyfettin yazalım. Ve Ömer Seyfettin arkadaşlar Möpesan tarzı hikayeciliğin bir temsilcisidir. Möpesan tarzı hikayecilik demiş olduğumuzda olay hikayeciliğidir. Milli Edebiyat, Ömer Seyfettin ve olay ifadelerinin kavramlarının gelmesi gerekmekte. O da E seçeneğinde ve doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu türler için aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir. Dede Korkut hikayeleri, mesneviler ve masallar verilmiş. Bunlar arkadaşlar günümüz hikaye ve romanın yerine tutmuş olan türlerdir. A seçeneğine baktığımızda hikayenin tarihi gelişimine katkı sağlamaları diyor. Evet budur. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı ve edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? Dönemin önemli tiyatro yazarıdır. Tiyatro türünde 20'yi aşkın eser yazmıştır. Bunların bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum mensur karışıktır. Şiir şeklindeki manzum tiyatrolarının bazılarını aruz, bazılarını hece ölçüsüyle yazmıştır. Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil, okumak için yazmıştır. Bu nedenle bu eserlere sahne tekniğine ve diline uygun değildir. Tiyatro eserlerinde romantizm akımının etkisi görülür tiyatrolarının tümü dram türündedir. Shakespeare ve Victor Hugo'dan etkilenmiştir diyor. Kimdir arkadaşlar? Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Dönem olarak da Tanzimat dönemidir tabii ki de. Aruzlu yazılan ilk tiyatro e, Abdülhak Hamid Tarhan'a aittir ve bu tiyatronun adı da Eşber'dir. E, tiyatrolarının çoğunu Aruzla yazmıştır. Hece ölçüsüyle yazmış olduğu e, iki tane tiyatro eseri vardır. Bunlar da Nesteren ve Liberte adlı eserlerdir. E, ayrıca Macerayı Aşk, içli Kız, Sabrı Sebat, Duhteri Hindu, Finten gibi düz yazı şeklinde yazmış olduğu, burada mensur diyordu, mensur şeklinde yazmış olduğu tiyatroları da mevcuttur. Abdülhakamit Tarhan ve Tanzimat doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ilan edildikten sonra yazarlarımız batı kaynaklı türlerin ilk yerli örneklerini vermeye başladılar. Bu türlerden biri de hikayedir. Edebiyatımızda ilk hikaye örneklerini Tanzimat yazarlarından Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Yazar çok sayıda hikayesini Letaifi Rivayat Letaifi Rivayat adlı bir kitapta toplamıştır. Emin Nihat'ın nokta nokta adlı eseri de eserde aynı dönemde yazılmış. Bu eserler teknik yönden yetersiz ve kusurludur. Müsameretname'dir arkadaşlar. Müsamere diyelim. Batı tekniğinde ilk hikaye örnekleri Tanzimat'ın sonlarına doğru Sami Sezai tarafından yazılan Küçük Şeyler adlı hikaye kitabında görülür diyor. Küçük Şeyler olacak buradaki boşlukta. Servet Fünn Edebiyatı'nda Halit Ziya Uşaklıgil nokta nokta eseriyle hikaye türünün edebi teknik niteliğini arttırmıştır. Bu da bakıldığında İzmir hikayeleridir. İzmir hikayeleri. Yani tabii ki Halit Ziya'nın daha, daha fazla sayıda e, hikayesi vardır. İzmir hikayesi de bunlardan bir tanesidir. Ama seçeneklere bakıldığında İzmir hikayelerini gördüm ve bu şekilde boşluğa gelmesi gereken eser olarak bunu aldım. Şimdi letayfi rivayeti gördük. Bunu eledik. Müsameretname, eminliyata ait olan müsameretnameyi gördük. Küçük şeyler Sami Pazizade Sezai'ye ait olanı onu aldık ve İzmir hikayelerini eledik. Yüksek ökçeler boşta kaldı. Yüksek ökçeler burada herhangi bir boşluğa getirilemez. Çünkü yüksek ökçelerin yazarı Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin'den bahsedilmiş midir? Hayır bahsedilmemiştir. Ve dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçalardaki oyun anlayışını temsil eden sanatçılar ikişerli eşleştirildiğinde hangi, aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Oyun yazma tekniği pek bilinmediği için şairler ve yazarlar ne kadar önemli olursa olsun Avrupa tiyatrosunu özellikle İngiliz, Alman, Fransız tiyatro yazarlarını örnek alarak yazmışlardır. Çeviri ve adapte çalışmaları bu dönemde yaygınlık kazanmıştır diyor. Tanzimat birinci döneminden bahsedilmektedir arkadaşlar özellikle. Ee, bu dönemde tiyatro eserlerinde yoğun olarak Molière, Cornell, Goldoni ve Shakespeare etkisi görülmüştür. Ve bu dönemin oyunları genellikle komedi, trajedi ve dram niteliği Taşımıştır. Bu noktada seçeneklere baktığımızda buna uygun sanatçılar direktör Ali Bey ve Ahmet Vefik Paşa'dır. Bu iki sanatçıyı bu şekilde eşleştirebiliriz. İkişerli olarak eşleştirebiliriz. İkinci parçaya bakalım. Bu dönem tiyatroları teknik olarak mükemmelliğe ulaşmasa da bu eserlerin edebiyatımıza getirdiği en büyük yenilik bu döneme kadar tiyatroda ulaşılan, ulaşılmayan tabi ve sade dildir. Bu tabi ve sade dille birçok e, tiyatro eseri yazılmış ve sahnelenmiştir. Burada da milli edebiyat döneminin tiyatro anlayışından bahsedilmektedir arkadaşlar. Milli edebiyat döneminde tiyatro yazarları arasında en önemli iki yazar e, Müsahibzade Celal ve i̇bn Refik Ahmet Nuri'dir. E, bunları da bu şekilde ele alabiliriz, eşleştirebiliriz. Buna göre açıkta kalan sanatçı Abdülhakamit Tarhan'dır arkadaşlar ve dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen Cumhuriyet dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde aydınların düştüğü açmazları toprağından kopan insanın trajedisini tüm çıplaklığıyla işlemiştir. Medeniyet, edebiyat, sosyoloji, tarih, felsefe alanlarında yazdığı özgün denemeleriyle bilinmiştir. Ümran'dan uygarlığa, 40 ambar eserleriyle ödüllere layık görülmüştür. Cemil Meriç'tir arkadaşlar. Cemil Meriç, Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden bir tanesidir. Deneme, inceleme türlerinde oldukça nitelikli eserler kaleme almıştır. Fransızcadan pek çok tercüme yapmıştır. Eserlerinde sosyolojiden felsefeye, tarihten edebiyata birçok alanda düşüncelerine yer veren ee, ve dil konusuna da büyük önem vermiş, dilin bir milletin özü olduğunu savunmuş bir isimdir Cemil Meriç. Ümrandan uygarlığa ve 40 ambar eserlerinin yanında bu ülke dünyanın eşiğinde, kültürden irfana, mağaradakiler gibi eserleri de bulunmaktadır. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi öykücülerin eserlerinde işledikleri temalardan olamaz? Toplumcu gerçekçi eserlerde işçilerin, dar gelirlerin dünyası, köydeki yaşam tarzı anlatılmış. Toprak kavgaları, köyden kente göçün ortaya koyduğu sorunlar toplumcu dünya görüşüne uygun olarak sergilenmiştir. Fakat bakıldığında ruh bozuklukları bireyin iç dünyasıyla alakalıdır ve toplumcu gerçekçi, gerçekçi sanat anlayışının temaları arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Tanzimat döneminde oluşturulan ilk öykülerde Meddah gelinin etkisi vardır. Doğrudur arkadaşlar. Henüz bir geçiş dönemidir. Tanzimat dönemi içerisinde yeni Türk edebiyatına edebiyatı dönemine atılan ilk adım olarak kabul edilebilir. Tanzimat dönemi eskiyle bağların henüz tam olarak kopmadığı bir dönemdir. Tanzimat dönemi Meddah gelinin etkisi sürmüştür ilk öykülerde. Eserlerde genel olarak duygusal konular üzerinde durulmuştur. İlk dönemde romantizmin, ikinci dönemde realizmin etkileri görülür. Ee, sadece öykü için geçerli değildir aslında ilk dönemde romantizmin, ikinci dönemde realizmin etkisinin görülmesi yani diğer türler için de geçerli bir ifadedir. İlk dönemde romantizmin, ikinci dönemde realizmin etkisinin görülmesi öykü için de doğru bir ifadedir. Devamına bakalım. Romantizmin etkisi tesadüfi olaylara, olaylarla çokça yer, olaylara çokça yer verilmiştir diyor. Ahmet Mithat Efendi'nin öyküleri batıl tarzdan uzaktır ve gereğinden çok uzundur. Bu da aslında e, öykünün niteliğine düşüren bir durumdur. Ahmet Mithat Efendi'nin zaten oldukça fazla kusuru, teknik açıdan fazla kusuru e, vardır. Kısa ve batılı tarzdaki ilk öyküleri realizmin etkisiyle Sampazade Sezai yazmıştır. Küçük şeyler attığı eseri oldukça önemlidir Sampazade Sezai'nin. Ziya Paşa dönemin bir diğer öykü yazarıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Ziya Paşa'nın yazmış olduğu bir öykü yoktur. İlk dönem yazarları toplumu, ikinci dönem yazarları sanatı eserlerinde amaç edinmişlerdir. Burası da zaten burada da hatta belirtmiştim. 5'te bir bilgi hatası var, bilgi yanlışı var. Ee, ve dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yıllarında bireyin iç dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan gibi öykücüler yetişmiş, yazarlar sahip oldukları dünya görüşü ve savundukları anlayışlı eserler vermiştir. Bireyin iç dünyasını esas alan bir numarada. iki de toplumcu gerçekçi olacak. A seçeneğinde Tarık Buğra bir eniş dünyasını esas alan anlayışla eser üretmiş bir sanatçıdır. Samim Kocagöz toplumcu gerçekçilerdendir. E, Yusuf Atılgan modernisttir. Sevinç çokumda milli ve dini duyarlılıkları yansıtan öyküler kaleme almıştır. E, dolayısıyla A seçeneği bizim doğru cevabımız olmalıdır.